Bugünkü muhtar konuğumuz Orta Bağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Buran. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle bir mahallemizi bir tanıtalım istiyorum. Çünkü çok mahallemiz oldu artık. Evet. İnsanlar, Orta Bağlar nerede? Komşu muhtarlıkları, mahalleleri hangisi? Oradan başlayalım. Bir de kendinizi kısaca tanıtırsanız. Ahmet Buran, Yıldırım ilçe Orta Bağlar Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda Bursa Muhtarlar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bursa Valiliği İlmi Tevelli Heyeti'nde 2015 yılında görev yapacağım. Bütün Bursa'daki bütün muhtarlar adına. Yani 1057 muhtar. Aynı zamanda iki arkadaşız. Burada da bir görev yapacağız. Yine Yenişehir Osmaniye Köy Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanıyım. 16 yıldır bu sivil toplum örgütünde de görev yapmaya devam ediyorum. Mahallemiz yaklaşık 40 yıl önce kurulan bir mahalle. Batısında Güllük Mahallesi, doğusunda 152 ev, doğusunda Güllük, batısında 152 evler, güneyinde Arabeta, Yavuz Selim, öbür tarafta da Selçuk Bey. Mahallemiz Ankara Caddesi'nin üstü Arabeta metro istasyonu bitişi. Mahallemiz ilk etapta çok büyük bir mahalle, Hacivat Deresi'ne kadar gidiyordu. Bundan 3 tane daha mahalle ayrılmış oldu. Selçuk Bey, Güllük, Mimar Sinan Mahalleleri, Şevket Yılmaz'ın olduğu yerler. Şu anda nüfusumuz ortalama 20 bin kişi. Bu resmi kayıt. Ama mahallemiz tabii böyle bir mahalle. İznik'le aşağı yukarı nüfus, İznik ilçemizin nüfusu aynı. Ama sorunlar bakımından baktığınız zaman herhalde bir Keles, Orhaneli, dağ yöresindeki şeyler gibi kalıyor bize göre. Nedir sıkıntılar? En büyük sıkıntılarımızdan birisi eğitim. Yani mahallemizde iki tane ilköğretim okulu vardı. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ve Yıldırım Belediyesi İlköğretim Okulu. Bir dakika şimdi, 20 bin nüfusa iki tane ilköğretim okulumuz vardı. Ama bu 4+4 ve dönüşümden dolayı sıkıntılar yaşadık. Milli Eğitim'in yaptığı en güzel şeylerden birisi hazıra konmak. Yeni bir okula ihtiyacı varken okul yapmamak ama mevcut olan okulları dönüşüm yapmak. Bunlardan birisi mesela Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ikili öğretim yapıyordu. İlkokul ve ortaokul bir aradaydı. Şimdi ortaokul yapıldı. Problem yok. Bunun yanında Yıldırım Belediyesi İlköğretim Okulu yine ilkokulumuzdu. İlk ve ortaya. Dönüşümden sonra İmam Hatip Ortaokulu yapıldı. Dolayısıyla mahallemizde... Yani tek okul kalmış oldu. Mahallemizde ilkokul kalmamış oldu. Ha, ortaokul. Evet. Yani bizim her yaş grubunda, yani 1. 2. 3. 4. sınıflarda 250'şer öğrencimiz var. Normalde ilk 4'te de 1000 tane öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz şu anda 3 değişik mahalleden ki ilkokullara gidiyorlar. Bunların planlaması yapılırken, eğitimle ilgili planlamalar yapılırken, bütün samimiyetimle söylüyorum, şube müdürleri, hatta Yıldırım ilçe Milli Eğitim Müdürümüz okulun hangi mahallede olduğunu bilmiyordu. Bilseydi zaten böyle bir yola da gidilmezdi. Şimdi yeni düzenlemede bildiğim kadarıyla kayıtlı olduğu mahalleye göre okul, evet, okul veriliyor. Siz de kayıt olmaya gerek yok. Olsa da olmasa da okul yok. Okul gibi yok. Bir yeteceği şey itibari. Yani doğru mu anladım ben sizi? Çocuklarımızın bir kısmı bir mahalle aşırı üçüncü bir mahalledeki okula gidiyor. Bir kısmı. Bir kısmı komşu mahalledeki bir ilkokula gidiyor. Bir kısmı da Profesör Tezok Caddesi'ni geçerek Yunus Emre İlköğretim Okulu'na gidiyor. Yani bir anlamda Bursa'nın göbeğinde taşımalı eğitim yapılıyor. Ben aynen üzerine bastınız. Ben İl Milli Eğitim'den bundan sonra taşımalı sistem için araç isteyeceğim. Aynı köylerde olduğu gibi. Çünkü Yıldırım İlçe Şube Müdürü geldi. Noktayı ölçtüler. Okulla çocukların gideceği mesafe 1 kilometre. Şehir merkezinde 1 kilometre. Diyeceksiniz ki çok mesafe değil. Ama bu 6,5 yaşındaki bir çocuk için çok büyük bir mesafe. Ve gittikleri yol 6 metrelik bir yol. Ve burada da trafik var. Minibüs güzergahı ve yaya kaldırımı yok. Bu çocuklar da bu yolu geçmek zorundalar. Başka bir gidiş yolu yok. Yani böyle bir sıkıntı da. Ama şöyle bir şey var. Bizim Yıldırım Belediyesi İlköğretim Okulu'nun yanında bir alanımız vardı. Yaklaşık 3000 metrekareye yakın. Biz burasını Yıldırım Belediye Meclisi dönüştürelim dediler. Eğitim alanı ilan edelim dediler. Ve ilden, İl Milli Eğitim'den görüş istediler. Ne acıdır ki İl Milli Eğitim'in verdiği cevap çok kötü bana acı göre. Acı. Acıtıyor da.
bizim okul arsasına ihtiyacımız yok diyorlar. Yani böyle bir zihniyetin okulları, eğitim sistemini çözebileceğini zannetmiyorum. Böyle bir anlayış. Onlar da gitti. Eğitimci bir konumuz vardı. Demek ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil. Edebali Başkan'ın eğitime verdiği önemi biliyorum. Kesinlikle. Ve vereceği desteği de biliyorum. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda ikmale bile kalmamış. Direkt sınıfta kalmış eğer böyle bir görüş bildirdiyse. Daha önce biz bu eğitim konusuyla ilgili 6 Mayıs 2013'te yine bu stüdyodaydık. Bu sorunları gündeme getirdik. Daha sonra 6 Haziran 2013'te yaklaşık 2 ay sonra, yani 1 ay sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz Atilla Gülser Bey o zaman basına bir açıklama yaptı. Orta bağlardaki eğitim problemini çözeceğiz. Yani basında var bu. Takip edilebilir. İşte okullarda gerekirse birer blok daha ilave edeceğiz. Hem ilkokul hem ortaokul olarak eğitime devam edeceğiz demesine rağmen tabii bunlar neticede şeyler. Güçler, irade böyle karar vermiyor. Yani, olmuyor. Şimdi biz de tabii bugün sanki şey gibi oldu Fulya. Eğitim üzerine eğitim konuştuk. Evet. Bence ama güzel oldu. Daha sonra bununla ilgili ben şöyle sizden bir şey var. Evrakları sadece, da rica edeceğim. Evet. Takip edelim bunu. Şöyle bir şey var. Bürokrat sorunu çıkarır. Siyasiler çözmeye çalışır. Şimdi iş o noktada böyle kilitlenir. Peki başka sorunlarımız var mı? Yani eğitim başka... kısaca böyle anlaşıldı herhalde. UEDAŞ aslında bu da bana göre büyük sorunlardan birisi. Özelleştirmeden dolayı Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduktan sonra mesela bir örnek verirsem mahallemdeki 150 sokaktan 150 tanesinin altyapısı yer altına inme çalışmaları bitti. Hı hı. Ama öyle bir yerler var ki hattı kesilmiş, direkleri alınmış ama yeni direkler dikilmemiş. Yaklaşık 3,5 yıl bir sokağımız karanlıkta kaldı. 3,5 yıl. Ve bunu minnet rica Mehmet İslam Oğlu Bey'e söyledik. Bir toplantıda tekrar gündeme getirdik. Meclis üyesini Mesut Efe Bey var. UEDAŞ'ın şu anda. Yani. Ona aktardık ve 3,5 sene sonra bir direk dikildi. En azından geçici bir aydınlatma sağlandı. Ama sadece o değil. Bunun yanında hala kör noktalar ve hala 2 tane sokakta elektriği olmayan UEDAŞ, var. UEDAŞ bu bir direkten başka bir yatırım yaptı mı mahalleye? Özelleştirdikten sonra. UEDAŞ'ta benim anladığım kadarıyla sadece toplayalım yatırmayalım diye bir anlayış var. Tahsilatçı mantık var yani. Görüntü o yani. Gerçi diğerlerinden de o tür şikayetler alıyoruz doğrusu. Yani gelen muhtarlarımızın şimdi çoğunda benim kalan 8 arızalara müdahale çok geç olduğu söyleniyor. Ben arıza konusunda çok şanslıyım. Rüzgara açıksınız. Evet ama yer altına indiği için bizde fazla bir şey olmuyor. Ama arızaları emin olun yani ben gece 12'de 1'de bir mail attığım zaman 3'te 4'te o işin yapıldığını görüyorum. Yani ben arıza ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Yani yağmurda, kışta, karda. Tabii iyileri de söylemek lazım. Yani o zaman onları da takdir etmemiz lazım. O insanlar da gecenin bir vaktinde gelip bu sorunu çözüyorlar. Bizim için de o da bir iyi bir şey yani. Mahalle halkını kimler teşkil ediyor? Bizim mahallemizin genelde bu bölgenin insanı. Yani Yenişehir, İnegöl, Bilecik, Dağ Yöresi, Balıkesir, Eskişehir ve Artvinli arkadaşlarımız var. Bu mahallenin kuruluşu zaten en yoğun olan Artvinli arkadaşlarımızın en yoğun olduğu bir bölge. Yani mahallenin belki %35'i civarında bir Artvinlerin yaşadığı bir alan. Bizim mahalle belki bölgenin en sakin, en sağlam, en problemsiz, sosyal anlamda sıkıntısız. Sıkıntısız. Ama yani sosyal anlamda derken mesela bir çocuk parkı yok, bir oyun alanı yok, okullarda spor salonu yok. Yani bugün beden eğitimi veya herhangi bir teneffüse çıktığı zaman çocuklarımız tamamen şapur şapur suların içinde peki, oynuyorlar. Peki yeşil alana ayrılmış bölgeler yeşil alan, yok mu muhtarım? Çok enteresan. Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevli arkadaşımız eline bir listeyle geldi. Dedi ki ben yeşil alanları görmek istiyorum, park yerlerini. Baktım listesinde 26 tane park görünüyor bizim mahallemizde. Hı hı. Ona nereye gitmiş? Park alanlarının üzerlerinde hepsinde kaçak yapılar var. Ben dedim ki en son Mimar Sinan Bulvarı'nın 30 metrelik yolun üzerinde kaçak iş yeri yapıldı. Göz göre göre yapılıyor. Bunda da hiçbir kimse de sıkıntı görmüyor. Ve bu dedim gelin sizi ben parkı göstereyim. Elindeki haritaya göre. Gittik dedim işte buyurun sizin parkınız. Böyle bir enteresan bir durum. Yani kamu arazisi park için yani bir yerin park olması için oranın kamu arazisi olması lazım. Orada yani, işgal var. İşgal var. Her şey normal gibi.
oluyor artık. Yani yeşil alan sıfır. Tek bir tane bir parkımız Uludağ'ın var. Bir de Uludağ'ın eteğinde, Fulya, Uludağ'ın eteğinde yeşil alanın sıfır olduğu bir mahalle. Ne kadar önce? Ne kadar önce? Tabii %95'i kaçak yapılaşmanın olduğu bir yerde. Bir tane parkınız var. Elle tutulur bir tane var. O da muhtarlığın olduğu yer. Küçüktür eminim. O da şöyle oldu. Özgen Başkan'ın zamanında ve Faruk Çelik Bey'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın katkılarıyla özel mülkiyete ait bir alanı kamulaştırarak orada bir park yapıldı. İyi ki yapılmış, tek yer orası. Başka da yer yok. Diğer birkaç tane yerler var. Onlar da 100 metrekarelik. Küçük alanlar. Onlar da sadece sorun olan yerler. Hani park olarak değil. Ama biz şunu yaptık. 150 Evlat Su Deposu'nun yanındaki İçsaz Hastanesi'nin hemen üzerindeki alanı 10.000 metrekarenin yaklaşık 7.000 metrekaresini ben 3,5 yıl yaklaşık büyük şehirde benim mahallem dışında olmasına rağmen onun takipçisi oldum. Orası düzenlendi, park oldu. O bizim mahallemizin %80'i vatandaşımızın oraya gidiyor şimdi. Muhtarım siz aslında sitelere de yakınsınız. Yani orada bir cazip yaşamı özenen bir kitle de oluşur orada. Evet. Yanlış değil değil mi? Şey değil. Olarak hatırladığım tabii birleşik. Yani, Orta Bağlar, Selçuk Bey siteler. Kanal boyu var mesela. Kanal ayırıyor. Orada tabii kanal deyince kanalda artık neden üstü açık duruyor onu da bilemiyoruz tabii. Semt pazarlarımız var. Evet. Ama bunun bir an önce artık kanalın üzeri kapatılarak, belirli etapları kapatılarak belki pazarların oraya o taşınması. O kanaldan su akıyor mu? Artık tabii bu kanallar ben orada 1973 gibi oralardaydım. Yaklaşık 40 yıldan fazladır o mahallelerdeyim. O kanal hep vardı. Ama ben hiç artık o dönemler bitti. Önceden belki bu kadar altyapılar, yağmur suyu kolektörleri vesaire hiçbir şey yoktu. Ama şu anda o kanalda çok fazla su olduğunu görmüyoruz. O Selçuk Bey Mahallesi caddesinde paralel olan kanaldan bahsediyoruz. Paralel, evet, evet. Yani onun üzerine artık kapatılıp bölgesel semt pazar olabilir, 7-24 açık olabilir. Yani her türlü aktiviteye açık olan bir yer. Ya peki şu an hani sosyolojik olarak sorarsak insanlar ne yapıyor atıyorum hafta sonları? Çocukların çocuk parkı yok. Çocuk parkı yok. Büyükler için de bir meydan, güzel bir parkınız yok. Şimdi çok enteresandır. Zaten bütün alışveriş merkezlerimiz batıya doğru. Hı hı. Doğuya doğru olan Kestel'de evet. Daha önce hatırlarsınız bir tane. Saray vardı, kapandı. Vardı, kapandı ve bitti. Yani çok acıdır. Yani doğuya doğru. Doğu yanlış belki anlaşılıyor ama hala ikinci, üçüncü sınıf gibi algılanıyor bana göre. Hizmetler de öyle. Ama bir şansımız var bana göre. Şu anki Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Edebali, beşeri ilişkileri bana göre mükemmel olan bir insan. Yani her ortamda, her ortama girebilen, her ortamda bulunan, herkesin, her toplum içinde olan, sorunları dinleyen, çözmeye çalışan bir, o bizim için şanstır diye düşünüyorum. Belki son şanslarımızdan. Umuyorum, düşündüğünüz yani, gibi olur. Beklentilerimizin üzerinde olacağını düşünüyorum ben. Yani bu özellikle de kentsel dönüşüm Yıldırım'ın belki kurtuluşu olacak. Yani bizim Mimar Sinan Bulvarı dediğimiz Orta Bağlar, Güllük ve Mimar Sinan'dan geçen caddenin 10 yıldır planları hazır. Sağında ve solunda yapılaşma planları, her şey hazır. 10 yıldır mı bekliyorsunuz? 10 yıldır. Eğer kentsel dönüşüm bu alanlardan başlarsa insanlar zaten örnek olacak binalar. Örnek olacak yapılar orada meydana çıkacak. Özendirecek her şeyi. Doğal. İnşallah oralara bir, yani şu anda Sinan Dede Mahallesi'nden Beyazıt Mahallesi'ne Çakılıköme Camii'nin yanında da yapıldı. Bilmiyorum orada gittiniz mi? Biliyorum ben. Peyderpey o taraflara gelirse belki kentsel dönüşümü çözmek hızlandırabilir işi. Yani peki, özendirebilir. Bu kentsel dönüşümle ilgili bir fikrinizi almak istiyorum. Kamuoyu buna nasıl bakıyor? Yani şöyle diyelim. Herkes o toprağa, oturduğu toprağa kendini de olsun ister. Evet. O tarafta biraz öyledir adetler. Yani köyden gelme bahçesi olsun. Bir mantık vardı. Evet. Peki onlara şimdi apartman sistemin, ya ben vereyim de işte bundan bir daire alayım, yani şu anda bir dairede oturuyorum evet. diye mi düşünüyorlar, yoksa o kentsel dönüşümün bekliyorlar. Rantını mı hesap ediyorlar? Nasıl rantını bekliyor? Değil de en büyük şey şu. Ya korkuları ne? Beklenti nedir? Benim 3 katlı evim varsa 3 tane dairem olsun. Yani ben 3 tane çocuğuma, 3 çocuğuma 3 tane daire yaptıysam, bunların da benim konut problemimi çözüyorsa karşılığında bunu alayım gibi bir beklenti var. Bir de bizim mahallemiz 40 yıllık bir mahalle. Benim oturduğum ev 1976 yılında yapılmış. Yani aşağı yukarı 40 yıl. Bugün çivi çaktığın zaman elinde o çivi çıkarma şansın var. O günkü şartlarda kum ya Karacabey'den geliyordu
ya işte yani milli dediğimiz kumlar. Yani yapılar çok, aslında vatandaşın beklentisi bir an önce bu kentsel dönüşüm yapılsın. Biz de tehlikeli, Allah korusun yani bir yerde bir deprem olumsuz da var o olsa zaman. Evet. İlk önce bizim evlerimiz yerle bir olacak. Yani beklenti kentsel dönüşüm bir an önce yapılması, ama mağdur da olmayalım diyorlar. Yani insanın yapısında vardır değil mi? Yani hem iyi evde oturayım hem de biraz da rant elde edeyim. Yani 3 dairemi vereyim, 3 daire alayım, ama şu anda 3 dairenin fiyatı 150 bin lira. Derken işte o rant tarafından bakmak istemiyorum. Bakın, ben. Evet. 3 dairem var derken onun metrekaresini de hesap etmek durumunda evet. insanlar. Ve yani de 80 metrekare 3 daire çıkarsan sana 140 metrekare 3 tane daire verilemez. Yani. Verilemez. Buna hazırlar mı? Bu bilgilendirmeyle olacak bir şey. Şu anda ilgisini çeken, böyle bir kendini araştırıp yetiştirenlerde bir sıkıntı yok. Ama toplum içine çok fazla çıkmayan, bu işlere ilgi duymayan, yani biz biraz önce arkadaşımız Gıyasettin Bey söyledi, hala ne kadar okuduğumuzu oranları söyledi. Bursa 2.9'da bayağı bir şey yani. Bugün gazete okumuyoruz, haberleri takip etmiyoruz. Bir sürü sıkıntılarımız var. Yani insanların çok bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu dönüşümün sancılı olmaması için. Şunu da es geçmek istemiyorum. Şimdi bu birazcık depreme kısa değindik ama şunu sormak istiyorum. 99 depreminden sonra hasar tespit çalışmaları yapıldı mı? Yani az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binalarınız? Ben tabii o dönemde muhtar değildim ama o mahallede oturuyordum yine. Biz bir şanslı insanlarız herhalde. Ankara Caddesi'nin üst kısmı tamamen kayalıklardan oluşan, altyapısı çok sağlam olan, öyle söyleniyor en azından. Bizler de öyle i̇şte biliyoruz. Söyleniyor. Zemin çok iyi oldu. Yani bizim yığma tulalı evlerimizde bile en küçük çatlaklar oluşmadı. Böyle bir şey de yapılmadı. Yani sizin dediğiniz anlamda tespit de yapılmadı. Hasarlı bina da olmadı. Göremedik. Duymadık da o gün şartlarda. Yani bizim belki Bursa'nın en batsız veya en plansız yapılan işlerinden birisi de belki Otosansit. İş oraya kadar geliyor. Yani insan yapılaşmanın önünün açılacağı bir yerden sanayiyi getirmişiz. Koymuşuz. Yerleşimin ortasına koymuşuz. O tür şeyleri kolaycılık. Bir şey soracağım ben bir de. O hava kirliliğine ne bir değinelim. Ben orada hava kirliliği olduğunu evet. Biliyorum. Çöküyor orada hava. Şimdi kısaca onu da toparlayalım. Evet. Ondan sonra hava kirliliği kesinlikle yani geçen yıl doğalgaz var mı öncelikle? Bursa'ya ilk doğalgaz biliyorsunuz Ertuğrul Gazi, Kaplıkaya, Orta Bağlar bu alandan geldi başladı. Yani. Doğalgaz geldiği zaman kömür yakmak yasaktı. Bursa'da kömür satışı da yasaktı biliyorsunuz. Ama şu anda sanki doğalgaz yakmayın da kömür yakın havasına geldik. Yani değişik kurumlar, kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyesi, değişik kaynaklar kömür dağıtımı yapılıyor. Bu yıl ilk defa biraz disiplin altına alınmaya çalışılıyor. Gelecek yıl daha fazla disiplin edilecek. Yani kalitesiz kömürler, yani söylemek istemiyor insan ama Soma'da gördük. Binlerce ton çıkarılan kömürün, taşın devlete satılması. Gelen kömürlerin en düşük kalitesiz kömürler. Ben de her akşam sokağa çıktığım zaman bizim mahallelerimizde Orta Bağlar, Selçuk Bey, Kaplıkaya'ya doğru hava kirliliğinin olmaması, yaşanmaması gereken mahalleler. Çünkü Kaplıkaya, Boğazı bizim oralarının en fazla bacı vazifesi veren yer. Ama maalesef yani dağıtım bu sene kısıtlandı. Başında kaçak olan her şey kirli ve gizli rantı vardır. Evet. Kömürde de kaçak dediğiniz şeyde kömür baronları diyelim biz onlara. Kömür rantını evet, çok, ama ve yani, kamuoyunu çok güzel yönlendiriyorlar. Bu da çok sıkıntılı bir şey. Yani hava kirliliği bizim olmazsa olmazımız. Var olduğunu yani. Biliyorum. Siz onu evet. atlayacaktınız belki bunca sorun evet, içinde ama ben, teşekkür ben iyi Bursalıyım. Şimdi toparlamak gerekirse ben bir isterseniz sayayım, eksik varsa yine siz de katkıda bulunun. 40 yıllık mahallesi olan bir yerin muhtarısınız ve 20 bin nüfusunuz var. Evet. Buna rağmen 2 adet okulunuz varmış. Yalnız şu anda da ilki öğretimi yok. Yok. Bu eğitimde böyle bir sıkıntınız var. UEDAŞ'la ilgili sıkıntınız var. Çünkü evet. bazı aydınlatma direklerinin olmadığını ve bir türlü yapılamadığını, evet. hatta bir dönem 3,5 yıl karanlıkta kalan kaldı. Sokağınızdan bahsettiniz. Çocuk parkınızın olmadığından bahsettiniz. Çocuk parkı, çocukların oyun alanları, spor evet. tesisi. Yani
Arabaya tamir metro istasyonu yanında bir alanımız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi 3150 metrelik bir alanı bölgesel katlı otopark olarak kamulaştırma yapılıyor. Şu anda birkaç komisyondan geçti ama beklemede. Ama fiyatlar tabii biraz daha astronomik olunca oraları bir de yani oyun alanı yapın diyemiyoruz. Çünkü onların kamulaştırma bedellerini Büyükşehir Belediyesi başka yerlerde 5 tane 6 tane halı saha yapabiliyor. Yani şimdi sabahın sedasında, sabahın çelik çomağında diyelim bu dileklerinizi, taleplerinizi duymuş vardır. İnşallah. Biz de ileteceğiz. İnşallah. Hoş geldiniz. Güle güle sağ diyorum. Olun, çok sağ olun. Ağzına sağ olun. Bize böyle bir imkan sunduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Sorunları en azından dile getirmiş oluruz bizler de. İnşallah hayırlısı olur. Evet, çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Orta Bağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Buran konuğumuzdu. Tekrardan teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Deli Ayten'i konuşacağız.